suratun nazara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin summan sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qawmun la yafqahun laqad ja'akum rasulun min anfusikum حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّتْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم الفاتحة Hüseyin Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Evet, kıymetli hocam. Biz birkaç gündür hani Ramazan'ın da son 10 gününe girmiş olmamız hasebiyle bugün 22. günü tutuyoruz. Allah kabul etsin oruçlarımızı. Allah sağlıkla, sıhhatle her zaman ifade ediyoruz. Sevdiklerimizle beraber bayramlara erişmeyi de Allah'ım nasip eylesin. Amin. Son 10 günde malumunuz hocam. Cehennemden azat. Birkaç gündür bunu konuşuyoruz. Yine son 10 günde aradığımız özellikle Kadir Gecemiz var. Kadir Gecesi. Bundan konuşuyoruz. Malumunuz Kur'an ayı Kadir Gecesi'nde inmeye başlıyor. Bu yüzden aynı soruyu ben size de yöneltmek istiyorum. Sizin pencerenizden bir de dinlemek isteriz hocam. Son 10 gününde Ramazan'ın da bizden memnun ayrılması adına, cehennemden azat olabilmemiz adına neler yapmalıyız, nelere daha çok dikkat etmeliyiz hocam? Öncelikle bizi takip eden kardeşlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazan'ın son 10 günü geçtiğimiz programda hatırladığım kadarıyla mağfiretten bahsetmiştik. Evet. Cehennem azabından, kurtuluştan bahsetmiştik. Rahmeti geçti demiştik. Evet. İsterseniz bir dostum bana bir cümleyi tevdi etti bu konuda. Ben onu İzleyicilerimle paylaştıktan sonra isterseniz bu konuya gireyim. Öncelikle niçin bu kadar insanlara ümit verecek şekilde konuşuyor veya da düşünüyorsunuz dedi. Ben de dedim ki ümitsizlik mi verseydim dedim. Ama arkasından da şunu söyledim ve bunu da izleyicilerimle de paylaşmak istiyorum. Ümit verip vermemek, korku verip vermemek, ümitsizlik aşılamak benim elimde olan bir şey değil. Bunu ben yapmıyorum. Haşa, din benim değil. Ramazan benim değil. Tevbe kapısı benim değil. O yüce yaratanın kapısı. Ben sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölçüleri doğrultusunda bunları söyledim. Mesela yüce Rabbimiz diyor ki Peygamberimizin diliyle kutsi hadiste, benim diyor rahmetim gazabımı geçti. Hatta sayı vermiştim burada %51. Bu geçti ne demektir? İkiye böldüğünüz zaman %50'dir. Geçmesi en az birdir. %51'e 50'dir. Kaldı ki Allah sonsuz rahmet. Ki bu. Peki ben
Niçin daha fazla ümit var olmayayım ki Rabbimin bu ölçüsü karşısında? Bunu kesinlikle bizi izleyen kardeşlerimiz asla yanlış anlamasınlar. Ve bu doğrudur. Rabbimizin merhameti gazabını geçmiştir. O kuluna eziyet yerine mükafat verir. Yeter ki kul gayret etsin. Gayret bizdendir, takdir Allah'tandır. Dolayısıyla bu ölçüler benim, senin, onun, bunun değildir. Dinin sahibi Allah'tır. Onun yanı sıra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ölçü koyucular da bunlardır. Bunların koyduğu ölçüye göre mümin Allah'ın gazabından daha çok mükafatına umut eder. Ölçü budur. Hem kim Allah'ın affetmeyeceğine garanti verebilir ki? Haşa, bu şekilde konuşan çevremizde arkadaşlarımız, dostlarımız, duyduklarımız varsa kesinlikle yalan konuşuyorlardır. Çünkü Allah'ın adına kimse konuşamaz. Haşa, onun avukatlığına ihtiyacı yoktur. O affedecek olandır, o cennete koyacak olandır, o cehenneme koyacak olandır, o sevecek olandır, o yanına alacak. Yani her şey ona aittir. Bizim söylediğimiz sadece ümidimizin korkumuzu geçmesi gerektiğini gerektiren ölçülerdir Resulullah'ın ölçüleri. Ben bunu aktarmak istiyorum. Diğeri ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dinde sıradanlaştırma konusunda birkaç cümle kullanmıştık. Bu konuda da yine o dostumuzla konuştuğumuzda onu da çok kısa bir net belirtmek isterim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, bakın hayatında demiyorum, hayatın, Peygamberimizin hayatında bir sürü örnekleri var. Peygamberin sıradan olmadığını gösteren örnekler. Ama ben sadece birkaç ayetten bahsedeceğim. O ayetler der ki, Peygamberin önüne geçmeyin. Ha, sakın Peygamber'e kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın diyor. Onun evine vardığınızda diyor, bunları yapmayın diyor. Bir sürü örnekleri var. Ona itaat edin, Allah'a itaat edin. Bunlar hepsi emri farzdır, Allah'ın farzlarıdır. Bu kadar önemsenen, bu kadar yeri mühkemleştirilen, bu kadar dinde yeri büyükleştirilen, güzel Habib yapılan bir peygamber var karşımızda. Sen buna selatü selam okumayı tartışacaksın. Ayetle bile sabittir. Allah'ın ve meleklerinin, bakın bunu unutmayalım. Allah'ın ve meleklerinin yaptığı işi mümin yapıyor selatü selam okuduğu zaman. Sen Allah ve meleklerinin yaptığı işe itiraz ediyorsun. Böyle olabilir mi diyorsun. Onun için ve en son cümlemizi de şöyle bitirelim. Hatırladığım kadarıyla o programda da öylemiştim. Çünkü ben bu şekilde konuşan insanlara git gönlünü yokla, biraz kendini bir tanı diye, bir eksiğin var diye göndermiştim. Bununla birlikte son 10 gün Ramazan o cehennem azabından da bizi kurtaracak inşallah. İnşallah. Biz bunu isteriz. Biz kuluz. Bunun yanında, ha, bunu isterken de gayret edeceğiz. Nedir? Günlük hayatımızı hatırlayın. Az kaldı, az kaldı, zaman az kaldı, şunu yapalım, şunu yapalım. Biraz acele ederiz ya. O zaman mefhumu herhangi bir dünyalık işimizde de böyledir. Herhangi bir işimizi yaparken az kaldı, az kaldı, vakit geçecek diye son işimizin son yerine doğru biraz acele ederiz. Kaybetmemiş. Ramazan'ı tabiri caizse aynen bu şekilde düşünelim. İlk 10 gününü geçirdik. İkinci 10 gününü de geçirdik. Son 10 günündeyiz. Testimizi Allah'ın izniyle dolduracağız. Gayret edeceğiz. Ne yaptık şimdiye kadar? Kur'an okuduk. Çok daha fazla okumaya gayret edeceğiz. Farz namazlarımızın dışında teravihlerimizi ve nafile namazlar kılmaya, kaza namazları kılmaya başlamıştık.
Bunlara devam ediyoruz. Bu son 10 günde çok daha fazla gayret edelim. Kelamı açtığımız zaman bir dostum telefonla açıp ben Kur'an'ı okuduğum zaman Allah beni duyuyor diye okuyorum dedi. Ne güzel bir cümle. Ne güzel bir cümle. Allah beni duyuyor. Dualarımızı çok daha fazla yapalım. Tövbe istiğfarımızı çok daha fazla yapalım. Tövbe kapısının açık olduğu anlardır bunlar. Yani kısacası biraz daha gayret diyorum. Normal zaten Ramazan'ın gayretini özel ortaya koymuştuk. Sadece yapacak olduğumuz biraz daha gayret. Ha, bu gayretin karşısında Yüce Rabbim bizim için ne diyecek? Bak bu kulum istiyor. Bu kulum gayret ediyor. Bu benim kulum. Ben onun Rabbiyim. Bana affetmek yakışır. Kul da bunu ister. Evet. Allah'ın hazinesi bol. Hem affeder, hem verir, hem alır. Eyvallah. Baş üstüne. Niye? O benim Rabbim, kulum. Hani Yunus dedi ya, yani vücudun yanacak. Ben orasını bilmem diyor. Vücut onun benimdir. Ben vücuttan. O ister yakar, ister yakmaz diyor. Teslimiyetteki, güzellikteki şey budur. Kulluktaki de budur. Hele Ramazan ikliminde düşünün bu kulluğu bir de. Rabbim bizi niye affetmesin ki? Biz istiyoruz, gayret de ediyoruz. Hem Rabbim söz veriyor, tövbe edin diyor, ben kabul edeceğim diyor. Adam çıkıyor, çok rahatlıkla şöyle şöyle yaptım, tövben kabul olmayacak. Yani çok özür dilerim ama bu Allah adına konuşmak gibi bir şeydir. Ben kulum, beni affetmesini istiyorum. O benim Rabbim. Affedecek tabii. Ama affedecek tabii ki'deki cümlenin altında hepsinden önce gayret vardır. Ve samimiyet vardır. Gerçekten pişmanlık vardır. Bak Rabbim o zaman nasıl affediyor. Bizi izleyen kardeşler hiç ümitsiz olmasınlar. Evet. Tövbe kapısını Rabbim bizim için açtı. Kulları için açtı. O kulları için açtığı kapıdan biz girmeye gayret edeceğiz. Allah da o kapıyı bize kapatmayacak. Ama bir daha söylediğim var, her zaman demek söylediğimiz gibi, her cümlemizin, her ölçümüzün altında samimiyet, muhabbet ve sevgi var. Evet. Pişmanlık var. Tövbelere tövbe edip o tövbemizde gerçekten pişman olarak etmiş olmaktır ölçü. Allah-u Teala dua edin diyor, duanızı kabul edeceğim diyor. Ölçü. Allah-u Teala dua edin diyor, duanızı kabul edeceğim diyor. Tövbe edin, tövbenizi kabul edeceğim diyor. Peki sen neye dayanarak bana tövbemin kabul olmadığını, duamın kabul olmadığını söylüyorsun ki? Yaşıyorum. Haşa, bunu Allah söylüyor. Sen kim oluyorsun? Ama Rabbim de diyor ki kulum bak ben seni affedeceğim ama gerçekten yaptığına pişman ol, yapmamaya da gayret et bir daha. Nasuh dediğimiz tövbe bu tövbedir. Allah-u Teala bunu Allah'ın izniyle affedecektir. Hele Kadir Gecesi, belki Kadir Gecesi programı denk geldiği zaman göreceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Bir müminin hayatında bir Kadir Gecesi'ni yakaladığı zaman bir Kadir Gecesi. Allah'ın izniyle biz kaç bir devir derlerdi eskiden büyükler, bir şeyi bir yılı devretti derdik. 36 yıl mı denk geliyor? 36 yılda bir devrettik de. Onu devrettik Allah'ın izniyle. Belki de 36, 40 yıl, 40 defa Kadir Gecesi'ne denk geldik. Bunlardan bir tanesindeki gözyaşımız, muhabbetimizden dolayı Rabbim bizi niye affetmesin ki? Düşünebiliyor musunuz? Bir Kadir Gecesi'ne denk gelen bir mümin, onu Allah'ın istediği gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ehli beytinin uyguladığı gibi uygulayıp, karşılayıp yolcu ederse, Allah-u Teala ona 83 yıl ibadet etmiş gibi sevap kazanır. 83 yıl, 1000 ay diyor. Ayet bu. Min elfi şehr. 1000 ay. Allah-u Teala böyle diyor. 1000 ay ortalama 83 yıllık gibi bir ömre denk geliyor. Siz düşünebiliyor musunuz? Bir mümin bir Kadir Gecesi'ne denk gelecek ve onu
faziletine inanarak Rabbinin istediği gibi o geceyi geçirecek. Sen 83 yıl ona ibadet etmiş gibi sevap olmasını engelleyeceksin. O senin niyetin. Ama benim Rabbimin sözü bu. Evet. Dua edin, kabul edeceğim diyor. Tövbe edin diyor. Tövbenizi affedeceğim. Evet, Hüseyin Hocam güzel gidiyor hakikaten. Teşekkür ediyorum. Şimdi müsaadenizle bir virgül koyalım buraya. Ben Hüseyin Hocam'a döneceğim şimdi. Hani ikinci kısmı da ben size bu eski Ramazanlar deriz ya parantez içerisinde. Oradan hareketle soru yönetmek istiyorum ama buradan elbette kalan varsa cümlenizi tamamlayarak eski İnşallah. Ramazanlar bahsini isterseniz diğer kısımda devam edelim. Şimdi Hüseyin Hocam mikrofonda hazırsa sizden güzel bir eser alalım. Leyleyim dünyayı bana sağlık, Allah razı olsun. Evet kıymetli hocam, birinci kısmında
ümitsiz olmamaktan, tam tersi ümit var olmaktan ve çevremize de ümidi yaymaktan bahsettiniz hakikaten. İkinci kısmında dediğim gibi eğer buraya eklemek istediğiniz bir şey varsa elbette ekleyebilirsiniz ama bu başlık içerisinde hem de hani hep deriz ya nerede o eski Ramazanlar böyle bir laf vardır ya. Buradan hareketle acaba buradan kasıt nedir? Eski Ramazanlar derken acaba o eski gönlümüzü mü arıyoruz? Neyi arıyoruz? Buradan evet. Hareketle hocam isterseniz. Özellikle bir mümine ümitsizlik aşıladığınız zaman onun gönlüne koyduğu veyahut da yapmak istediği, ortaya koymak istediği güzel kullukları bile törpülemiş olursunuz. Ümitsizliği ona aşılarsanız onun yapacaklarını da törpülemiş olursunuz. Bu müminin mümine yaptığı bir kötülüktür, ümitsizlik aşılamak. Ben bu noktada en büyük örneği, belki biraz ileride değineceğim ona, sevgili hocam Profesör Doktor Haydar Başbey'in bu konudaki inceliğine hayran olurdum. Dostlarına, çevresine ümit var bir şekilde dini konuda, özellikle dini alanda Allah'ı sevme konusunda, af konusunda, cenneti kazanma konusunda, ahireti kazanma konusunda, bütün bunları yaparken dünyasını da unutmama konusunda o sevgili hocamın müthiş bir ümit insana aşılardı. Hiç endişe etmeyin, öyle değil, değil mi? Müthiş bir ümit aşılardı ve yapmadıklarınızı da yapma gayretine girerdiniz. Öyle mükemmel bir ölçü ki bu. Diyelim ki bir kulun ibadetleri konusunda, kullukları konusunda aksaklıkları var. Bunu da kendisi biliyor aslında. Kendisi biliyor bunu. Ama hocamla konuştuğunuz zaman, o sevgili güzel insanla konuştuğunuz zaman o aksaklıklarınızı artı onu gidermişken artı üzerine daha fazla kulluk yapma aşkı size gelirdi. Böyle bir mümin budur, ümit dağıtır. Ama biraz önceki söylediğimiz gibi hiçbir gayreti ortaya koymadan Allah'ın rahmet kapısı varmış nasıl olsa deyip de bu yolda devam ettiğin zaman o Allah korusun şeytanın askerliğini yapmaktan başka bir şey değildir. Kul gayret edecek. Gelelim eski Ramazanlar dediğimiz Ramazan. Şimdi yıllardır hatırlıyoruz. Ben yaşım kadar epey bir Ramazanlar hatırlıyorum. Her Ramazan'da bunu duyarız. Evet. Bakın şu anda da duyuyoruz. Bundan 30 sene önceki Ramazan'da da duyuyorduk. Belki bundan sonraki Ramazanlarda da duyulacak. Evet. Eski Ramazan. Şimdi bakıyorsunuz, ben bazen düşünüyorum. Bu insanların eski Ramazan dediği nasıl bir şey acaba? Niye eski Ramazan diyorlar? Ha düşündüm baktım ki herkes gönlüne göre güzel geçen Ramazanları arıyor. Örneğin çok eskilerden Hacivat'la Karagöz'ü adam izlemiş, izlemiş. Onun yok olduğu, izleyemediği dönemlerde o Ramazanları arıyor. Meddahların ortalıkta hünerlerini gösterdiği yerde onu sevmiş. Meddahların evet. Olmadığı dönemde adını eski Ramazan koymuş, onu özlüyor. Bir başkası başkası. Herkes kendi gönül dünyasındaki eksik duydukları şeyleri eski Ramazan'ın adına koyarak, onun içine katarak eski Ramazan diyor aslında. Oysa Allah'ın Ramazan'ı her zaman Ramazan. Ramazan her zaman canlı, diri, dipdiridir. Rahmeti, bereketi. Rahmetiyle, bereketiyle, mağfiretiyle Ramazan her zaman dört dörtlüktür. Ve Kadir gecesiyle dört dörtlüğün üstünde rakam söyleyin siz, gerisine ona ölçü koyalım. Aslında eski Ramazan yoktur. Özlenen Ramazanlar vardır. Sorun bana, eski Ramazan'dan neyi özlüyorsunuz? Ben eski Ramazan'da o güzel hocam, sevgili Profesör Doktor Haydar Başbey'le geçirdiğim Ramazanlar benim için, eğer
eskiden kasıt buysa ki Ramazan'ın eskisi olacağını düşünmediğim için söylüyorum. Eğer illa da eski diyeceksek benim için eski Ramazan odur. Kulluk mu ararsın, teravih mi ararsın, muhabbet mi ararsın, gece sabahlara kadar güzel sohbet mi ararsın, sahuru beraber yapmak mı ararsın, iftarı beraber yapmak evet. mı ararsın? Ahiretten, kulluktan, iyilikten, güzellikten, Allah'tan, Resul'den, Nebi'den, Ehl-i Beyt'inden konuşmak mı ararsın? Muhabbet mi ararsın? Aha sana Ramazan. Ramazan budur. Onun eğer eski Ramazan'dan kasıt buysa eyvallah. Ben eski Ramazan'ımı arıyorum. Ama Allah'ın izniyle o eski Ramazanlarımız yine bütün dostlarımızla birlikte İnşallah bu rahatsızlık veren salgının, pandeminin ardından yine bunları yaşayacağız. Bu güzellikleri yine yaşayacağız. Çünkü o güzel insan bize bütün güzellikleri yaşayabileceğimiz ortamı hazırladı da onu öyle yolcu ettik. O Rabbimin misafiri o özlemimiz. Eyvallah, özlem duyulur. Mesela sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz nasıl severiz? Mümin sever. Bak mümin olan Allah'ı ve Resulü'nü, Ehl-i Beyt'ini sever. Herkes gönlün dünyasında bunu bir düşünsün. Niçin Haydar Bey Ehl-i Beyt'i merkez edindi? İstisnasız herkes sever onu çünkü. Resul yanında Ali'si, yanında Fatıma'sı, Hasan'ı, Hüseyin'i, cennetin efendileri, gençler, onlar herkes bunu sever. Birlik mi istiyorsunuz? Buradadır. Rahmet mi istiyorsunuz? Buradadır. Bereket mi istiyorsunuz? Buradadır. Herkes bulunduğu noktada arkadaşını, dostunu, büyüğünü, hocasını sever, sayar. Bu bir taraftarlıktır. Evet, taraftarlıksa taraftarlıktır. Ama Profesör Doktor Haydar Başbey öyle bir mihenk noktası, öyle bir mihenk taşı koydu ki ona kimsenin itirazı yok. Mesela bugün hangi gruptan olursa olsun, toplumun hangi kesiminden olursa olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle aran nasıldı? Belki de bizden daha çok hürmet gösterir. Bir derlenir, toparlanır, göğsüne elini koyuverir. Evet, bütün ülkemizde bunu yapalım, deneyelim. En az %99'u insanlar hürmet gösterir. Saygı cümlesi kurar. Muhabbetini izah eder Resulullah için. Hazreti Ali Efendimiz için aynı şekilde bunu yapar. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendilerimiz için bunu yapar. Fatıma Hanım'ı anlatın, ağlayarak hürmet gösterir insanlar. Evet. Kim? Herkes. Hangi gruptan? Her gruptan. Hangi kesimden? Her kesimden. Anladık mı şimdi niçin merkez olduğunu? Bu merkezi canlandırırsan Ramazan'ın da güzel olur, kulluğun da güzel olur, Kadir gecende Kadir kıymetini bilirsin, ömrün bereketli olur, ahiretini kazanırsın, Allah seni sever, sen Allah'ı seversin. Bu merkezi merkez olarak kabul ettiğin zaman bunların hepsi halledilir. Onun için merkez yaptı. Onun için Profesör Doktor Haydar Başbey ile geçirdiğimiz Ramazan'ı inşallah bundan sonra geçirmeye devam edeceğiz. Onun o güzel hazırladığı gül kokulu ortamı bunun için kullanacağız. Bundan dolayı kullanacağız. Onun için de Ehl-i Beyt'in merkez olduğunun anlaşılması da budur. Artı belki konumuz uzuyor ama Profesör Doktor Haydar Başbey bunu sadece söylemde de bırakmadı. Bugün çok insan görüyoruz. Söylemlerinde var, eylemlerinde yokla. Ama Profesör Doktor Haydar Beşmiş ne dedi? Allah böyle sevilir dedi. Nasıl sevileceğini tatbik ederek gösterdi. Allah için şöyle yaşanılır dedi. Dediğini yaşayarak bizlere gösterdi. Bunu çok sıralayabiliriz. Önemli olan söylem ile icraatın bir olmasıdır. Söylem ile icraatın bir olmasıdır.
Bundan dolayı ben şahsen eski Ramazan dediğim zaman bunu hatırlıyorum. Fakat toplumun da eski Ramazan dediklerinde gönül dünyasının şekliyle eski Ramazanlar. Mesela çocuğa sorun eski Ramazan, belki de Ramazan'ın birinde haçlı biri sana çok vermiştir. O Ramazan'da gönül dünyası pırıl pırıl olmuştur. O Ramazan'ı hiç unutamaz. Eski Ramazan der, eski Mehmet amca der, o haçlığı hiç unutmaz. Evet. Bunun dışında ne bileyim, bir insanın güzel bir hatırası vardır o Ramazan'a ait. Ne bileyim, onu hallediverir. Bu şekilde düşünür ve onu unutmaz. Onun için eski olur ve unutmadığıdır. Dolayısıyla genel anlamda düşündüğümüz zaman Allah'ın Ramazan'ı dipdiridir. Cap canlıdır. Hediyesiyle, güzelliğiyle, rahmetiyle, mağfiretiyle, dostluğuyla, muhabbetiyle, sevgisiyle, aşkıyla, feyziyle. Bunların hepsiyle birlikte Ramazan güzeldir. Yeter ki siz Ramazan'ı güzel karşılamaya çalışın. Ramazan her zaman güzeldir. Evet. Ama biz Ramazan'ı güzel karşılarsak Ramazan bizim için güzel olur. E inşallah bizden de memnun ayrılır. Elhamdülillah. Gayretimiz ondan yana. Evet, elhamdülillah, inşallah Allah nasip etsin, etsin cümlemize. Bir virgül daha koyalım isterseniz. Ben Hüseyin Hocam'a bir daha döneyim. Üçüncü bölümde de inşallah güzel huylar diye bir başlık açmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi Hüseyin Hocam'dan. Hüseyin Hocam da evet. Biraz önce okudu. Demin ne dedik? Mecnun sever Leyla'yı, ben severim Mevla'yı. Rabbim evet. Öyle etsin hepimize. Evet, amin. Onu da sevdim mi? İş bitmiştir demektir. Yani. Rabbim hepimize nasip eylesin, amin. İnşallah. Amin. Buyurun Hüseyin Hocam, mikrofon hazırsa başlayabiliriz. Zamana narsam seni kara. Senden gayrı gözüm yaşım, kimseler silmez Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşım, kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, seni aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Aşık Yunus seni lütfeyle cemalin göster, aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster, cemalin gören aşıklar ebed cemalini gören aşıklar ebedi ölmez Allah'u. Evet. Teşekkür ediyorum Hüseyin Hocam. Allah razı olsun. Çok sağ olun.
Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım dedi hakikaten. Hocam farklı böyle alemlere daldırıyor bizi Hüseyin hocamız zaman zaman. Allah razı olsun. Şimdi hocam ebedi ölmemek için güzel huylar. İkinci, son başlığımız bu olsun. 12-13 dakikamız daha var. Ramazan'da kazandığımız en azından hani evet ömrümüzün diğer aylarını da böyle geçirmektir. Muradımız budur ama değil mi ki Ramazan'da biraz daha çok dikkat ediyoruz. Ramazan'da kazandığımız bu güzel huyları, güzel hasletleri ömrümüzün tamamına nasıl yayabiliriz? İsterseniz son başlığımız da bu olsun. Bir 12 dakikamız daha var hocam. Böyle bitirelim. Şimdi güzel kelimesinden başladınız daha çok. Ayrı yerlere götürüyor bizi Hüseyin Bey hocam dediniz. Evet. Şimdi ilahinin sözlerine bakın. Ben oturayım da bir ilahi yazayım deseniz bu cümleleri kuramazsınız. Böyle bir ilham gelmesi böyle lazım. Bir dörtlü böyle çıkaramazsınız. Ve o kalemin ucundan bunları okuduğumuz zaman Yunus'un kaleminin ucundan güzellikler, sevgi, muhabbet damladığını görüyorsunuz. Yoksa öyle rastgele şiir yazayım, ilahi olsun söylensin değil bunlar. Senin aşkına dokunan. Düşünebiliyor musun? Ebedi ölmez Allah'ım demiş. Yani bunlar ben yazayım da okunsun diye yazılan şeyler değildir. Gönül teliyle, gönül kalemiyle yazılmış, aşk mürekkepiyle yazılmış, muhabbet damlasıyla yazılmıştır bunlar. Ha nasıldır? Bunu gidelim şu falanca dükkanda, böyle bir şey de yok. Buna diyor ki Allah-u Teala, benim Habibim var. Beni nasıl sevmek gerekiyorsa gidip ondan öğreneceksin diyor. Kulsun, beni sevmek senin görevin. Eyvallah, bağış üstüne. Ya Rabbi diyorsun, seni nasıl tanıyacağım, nasıl bileceğim, nasıl seveceğim diyorsun. O da işi bilene gönderiyor. Kime gönderiyor? Habibine gönderiyor. O Ahmet-i Mahmud, Muhammed Mustafa'sına gönderiyor. O diyor, biliyor nasıl sevildiğini diyor. Git ondan öğren diyor. O sana anlatsın diyor. Peki hocam şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatımızda yok. Onun sünnet-i seniyesi var. Onun ehli beyti var. Onun ehli beytinin yarenleri var. Onun ehli beytinin Allah'ı nasıl sevdiğini bilen ve topluma bildiren insanlar var. Dolayısıyla güzel ahlak mı öğrenmek istiyorsun? Güzel ahlak sahibi, işi bilen insanların yanında olacaksın. Bizim dünyalık bir çıkarımız yoktu. Profesör Doktor Haydar Başbey ile beraber iken dünyalık bir çıkarımız yoktu. Onun kıyamete kadar baki kalacak orijinal cümleleri vardır. Bunlardan bir tanesi, biz hayatımızı ahiretimize göre yaşarız. Son nefesimiz için yaşarız. Son nefesimiz için yaşarız. Ahiretimize göre yaşarız. Ahiretimizi kazanmak için yaşarız. Rabbimin huzurunda bahanemiz olsun diye yaşarız. Evet. Peki böyle bir insanın yanında olursan derdin ne olur? Ahireti kazanmak olur. Başka? Güzel bir kul olmak geçer içinde. Devletini sevmek geçer içinde. Milletini sevmek geçer içinde. Bayrağını dimdik ayakta tutmak geçer içinde. Vatan sevgisi geçer. Vatanın imandan geldiğini hissettirir sana. Bunlar nedir? Bunlar güzel hasletlerdir. Peki karşılığında? Karşılığında bakıyorsunuz çirkin şeytani huylar. Bunları bir arada bulunması mümkün değil. Bir arada bulunması mümkün değil. Dolayısıyla bir kul elinden ne geliyorsa ona gayret edecek. Tek derdi Allah'ın kendisinden razı olmasını istediği ve gayreti o yönde olmasıdır. Ahiretini kazanmakla ilgilidir. Bakın belki gündem oldu geçti ama mesela hocamla ilgili Profesör Doktor Haydar Başbey ile ilgili vefatından sonra çok konuşulan şeyler oldu. Çirkin sözler oldu, çirkin hareketler oldu. Bunlar hep tadı tuzu, Ramazan tadını tuzunu kaçıran adı. İftiralar oldu,
ne bileyim kötü ahlak sahibi insanlar olduğu, bunların hepsi neyden kaynaklanıyor? Gönül dünyasında insanın temizlik yapmadığını gösterir. Bak, temizlik yapmadığını gösterir. Testinin içine bulanık su dökersen musluğundan bulanık su akar. Ondan siz temiz su bekleyemezsiniz. Ha, bu insan, evet bunlar da olacaklar. Hazreti Adem babamızdan kıyamete kadar bunlar olacak. Oluklar çift dedi ya şair, birinden nur akacak, birinden kir akacak. Bunlar olacak. Olmaması mümkün değil. Hem Profesör Doktor Haydar Başbey ve fikirlerini ne zamana kadar saklayabileceksiniz? Ne zamana kadar gizleyebileceksiniz? Bu iftiralar, bu ahlaksızlıklar, bu yanlışlıklar seni kurtarmaz ki. Bu kervana da engel olmaz mı? Bak, hem seni kurtarmaz hem de bu kervana engel olamaz. Bu kervan Allah'ın kervanıdır. Kervan değişmez. Kervancı başı değişir. Hazreti Adem babamızdan bugüne kadar, Resulullah Efendimiz'den bugüne kadar bu kervan yürür. Dolayısıyla bunu siz gizlemeniz mümkün değildir. Mesela deniyor ki işte biz bir şeyler söyledik, bizi müşriklere benzettiler. Ama sen Müslüman'ı kafire çok rahat benzetiyordun. Niye rahatsız oldun ki? Sen bir Müslüman'a rahatlıkla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir mümine sen kafir diyebiliyordun. Arapçadaki deyim şimdi aklıma geldi. Kapını senin de çalarlar işte böyle. Çalınır. Bu Allah'ın adaletidir. Çalınır senin kapında. Profesör Doktor Haydar Başbey dedi ki şunlar güzeldir. Eğer benim yanlışım varsa bunların güzel olmadığını bana söyleyin, ben de kendimi düzelteyim dedim. Niçin o zaman gelip söylemediniz? Müslüman'da bir beyefendilik vardır. Bir ahlak sahibi vardır, bir ağırlık vardır. Gelir der ki şurası yanlış. Eğer sen yanlışsan düzelir gidersin. Haydar Bey ise odanı düzeltir. Gelseydin ya o zaman şimdi konuşacağını. Bu insanların konuştukları medyalara bakıyorum. Onların da çok samimi olduğunu düşünemiyorum. Bu insanlar Haydar Bey davet ettiği zaman niçin toplumun haber almasını, bilgilendirilmesini istiyor musun? Evet. O zaman niye çağırıp bilgilendirmedin? Mesela buranın sahibi benim desem bana ne dersiniz? Olmaz. Turan Bey duymasın dersiniz, değil mi? Niye? Çünkü buranın sahibi o. Burayla o ilgileniyor. O biliyor işini. Ben dersem bana gülerler. Haydar Bey, bu işi ben biliyorum dedi her zaman. Ben kulluğu da biliyorum, ahiretliği de biliyorum, dünyalığı da biliyorum, ilim de bende, hepsi bende, bende var, ben biliyorum dedi. O zaman deseydiniz ya, hop bu meydanın sahibi benim deseydiniz. Onun için bunlar çirkin ahlaklardır. Çirkin ahlaktır. Dolayısıyla bunun karşısında mümine yakışan bir güzelliğin üzerine güzellik koyabilmektir. Siz ne derseniz deyin, Haydar Bey'in meşhur olduğu yerler bellidir, senin meşhur olduğun yerler bellidir. Yani bunu gizlenecek bir şey değil ki, açık, her şey aşikardır. Haydar Bey, Allah'ı sevdirdi, bu güzelliği var. Resulü sevdirdi, bu güzelliği var. Ehli beytini bize anlattı, tanıttı, Ali'sini sevdirdi, bu güzelliği var. Toplumun bir ve beraber olması için gece gündüz koşuştu, bu güzelliği var. Evet. Dünyalığını kazanmak için milli ekonomi modelini yazdı, bu güzelliği var. Ahiretini kazanmak için Resulullah'ı ve ehli beytini kucaklamayı bize öğretti, bu güzelliği var. Profesör Doktor Haydar Başbey bu güzelliklerle anılıyor. Nereye gitseniz anın, bugün kime sorsanız bu şekilde anılıyor. Sen bu şekilde anamıyorsan o zaman gideceksin aynaya bir daha bakacaksın. Ben yanlış yaptım, nerede yaptım diye düşüneceksin. Feryadı figan etmen lazımken senin bunları yok, böyle değildir. Dolayısıyla bunlara kesinlikle dikkat etmek lazım. Bunun dışında
İnsanlara bakıyoruz, kaç dakikamız var bilmiyorum ama. İki dakikamız daha var hocam. İnsanlara bakıyorsunuz, konuşuyorlar. İşte ölçü şudur, din şudur. Herkes kendisine göre anlatıyor. Ama ben Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i din şudur demedi. Allah dinini bize böyle yaşamamızı emretti. Resulullah böyle yaşadı. Onun ehli beyti, o pak nesli böyle yaşadı. Bizim de böyle yaşamamız lazım dedi. Kendisi bir şey icat etmedi. Bu güzelliği var. Bu güzelliğiyle anılacak. Bir kıyafet durdu. İslam'ı şekle sığdırmaya kalkan insanlar, İslam'ı şekle sığdırmaya kalkan insanlar her zaman eksik ve güdük kalmışlardır. Mesela İslam dini, dinde bir kıyafet diye bir şey yoktur. Şimdi izleyenler diyecek ki ya bu ne biçim cümle kurdu? Değil, onu açıklayayım. Dinde Müslüman erkek ve Müslüman kadın için kıyafetin ölçüsü vardır. Bir şekli şemali yoktur. Eğer siz dinde kıyafetin şekli şudur, dini kıyafet budur, bunun dışında şunu giymezseniz, bir sarık takmazsan, cübbeni giymezsen, bu İslam böyle bir şey yok. O zaman Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in, Ebu Süfyan'ın kıyafetini nereye sığdıracaksınız? Evet. Onun için biz Profesör Doktor Haydar Baş Bey'de kulluğun nasıl yaşanması gerektiğini öğrendik. Bu güzel hasletini öğrendik. Evet. Peygamberin nasıl sevileceğini öğrendik. Onun pak neslinin nasıl sevileceğini öğrendik. Ve bunu biz beraberken hep bunları bize öğrettiler. Vatanın kutsal olduğunu, devletin kutsal olduğunu. Bak ben devletin, ben 55-56 yaşında insanım. Vatanperver bir insan olduğumu düşünürdüm. Bayrağın, sancağın, vatanın, namusun kutsal olduğunu bilirdim. Ama öyle bir cümle duydum ki Profesör Doktor Haydar Baş Bey'den, o beni allak bullak etti. Bütün bunların yanında devletin kutsallığından bahsetmişti. Düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla biz bir ve beraber olduğumuz dönemlerde ki insanların o diliyle eski Ramazanlarda hep bu güzellikleri gördük. Rabbim o Ramazanları dostlarımızla, kardeşlerimizle birlikte hep beraber bu pandemiden sonra tekrar yaşamayı hepimize nasip eylesin diyorum. Bizi izleyen, takip eden kardeşlerimize de, izleyicilerimize de hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Hakikaten kısa zamanda birçok şeyden bahsettiniz. Hani Ramazan'ın son 10 günü, Kadir Gecesi, eski Ramazanlar, güzel huylar derken kısa zamana... Bu bile, belki bitireyim son cümleyi ekleyeyim. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in hayatında bunu da gördük. Öz konuşmak, öz cümlelerle etkili konuşmak. İnsanların bir saatte anlatamadığını onun 5 dakikada izah ettiğini gördüm. Bak evet. İnsanların bir saatte belki de bir yıl uğraştıklarını, herkesin hesap kitap yaptıkları dönemde o bir cümleyle anlatıverirdi. Ve anlardınız evet. Bunu. Ve anlardınız. Hatta ben buna dostlarla beraber olduğum zamanlarda bir örnek vermiştim. O dönem hatta hocam bunu da sevmişti o zaman hatırladığım kadarıyla. Matematik öğretmeni, geometri öğretmeni öğrenciye bir şekil verir, soru verir. Hep beraber bir araya gelirler, çözemezler. Sabahlara kadar yarın okul olur. Bütün herkes yorgundur. Kimse çözememiştir. Öğretmen gelir o problemin üzerine bir tane çizgi koyar. Hiçbir hareket yapmaz başka. Sadece bir çizgi çeker. Çocuklar şöyle bir bakar. Aa ne kadar kolaymış der. Akşamdan beri çözemedikleri probleme ne kadar kolaymış derler. Öğretmeni ne yaptı? Bir çizik çekti. Ama öğretmen de bir çiziği çekene kadar az mürekkeple uğraşmadı. Evet. Yani o çizgiyi çekmek için öğretmen olacaksın. İnsanların anlamadığı girift işleri, içinden çıkamadığı işleri Haydar Baş Bey'den dinleyeceksin. Ama Haydar Baş Bey de Haydar Baş Bey dururken olmadı. Evet. Allah şefaatlerinden mahrum eylemesin inşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Tekrar teşekkür ediyorum. Hüseyin hocam size de teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyenlerimiz. Bugün de programımızın birinci kısmının gene sonuna geldik. Şimdi kısa bir aramız olacak. Aranın ardından Profesör Doktor Haydar Baş Bey'le iftar sohbeti kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın.